Herkese merhaba, ben AlivingGames.com'dan Onur. Bugün Crimecraft Gang Wars'a ufak bir tanıtım videosu hazırlamaya çalışacağım. Oyun MMO TPS tarzında. Türkiye'de GameTürk tarafından yayınlanıyor. Ama asıl yayıncısı Voxer Online. Ve geliştiricisi de Voxer Online sanırım. Oyuna giriş yaptığımızda e-mailimizi ve şifremizi istiyor bizden. Ki bildiğim kadarıyla ben oynarken en azından bu oyunu. Yani ben hesabımı alırken sadece Facebook hesabımızla bağlanabiliyorduk oyuna. Hemen e-mailimi girip, eski e-mailim bu arada. Enter. Girdiğimizde iki tane server bulunuyor oyunda. Ben burada oynuyordum. Çift oyuncular burada diye. Gel. Maymun diye bir karakterim var burada. 33 level. Ama ben yeni bir karakter oluşturacağım hemen hızlı bir şekilde. Yeni bir karakter oluştur dediğimizde iki tane seçenek sunuyor önümüze. Tabii erkek ve bayan olarak tıklıyoruz birine. Burada aynen grafiklerin normalde bu kadar. Gözüme battı yani niyeyse. Şöyle yapayım. Ya da biraz daha... Evet. Saçı beyaz olsun. Yüzü, yani ten rengi siyah olsun, saçı kırmızı olsun, yüzü en böyle şu kepçük ağızlı gibi onu yapayım. Saç o çok şık, şık ağızlı. Sakal da şöyle bir şey olsun, zaten görünmüyor adamın şeyinden, tipinden. Şöyle atlet. Altına ne giyilir? Şöyle bir şey olsun, ayakkabılar. Maymun zaten olduğu için just maymun yapacağım nickimi. Yeni başlatacağım. Hızlı başlat. Oyuna ilk başladığında Crimecraft'ı bilmem ne bilmem ama başlamak için ateş tuşuna basın. Ateş tuşunun ne olduğunu belirtmeden ateş tuşuna basmamızı istemiş. Herhangi bir tuşa bastım. Tamam. Oyuncularla savaşmaya hazır ol. Tamam, bas ve başlamak için savaş butonuna tıkla. Tamam. Şimdi her şeyden önce şu anda gördüğünüz üzere oyunda tamamen bir lobby stili varmış gibi görünüyor. Ki zaten var lobby tabanlı bir oyun ama oyunda açık dünyada var. Yani gezebileceğiniz bir dünya var. Sadece ilk birkaç level'da oraya ulaşmanıza izin vermiyor oyun. Bu da aslında doğru bir taktik gibi bir shooter için. Yani oyuncular direkt olarak oyuna başlayıp ticarete falan atılamıyorlar. Oyuncuları oyunda tutmak için kullandıkları bir teknik olduğunu tahmin ediyorum. Bunun doğru bir teknik aslında yani. Hani çok fazla insanların karakter açmamasını, bir karakter üzerinde oynamasını sağlıyor biraz da. Evet, burada bir şeyler var. Bir şey. Şu anda hiçbir şey yapmama izin vermiyor. Geliş bir şey gitmeme, etkinliklere gitmeme, inventory'mi görmeme, hiçbir şey yapmama izin vermiyor. Şu anda sınıfım, oyuna ilk başladığımızda asker. Bir sürü sınıf bulunuyor oyunda. Yani ciddi anlamda çok fazla var. Seviye 1. Savaşa basıp buldu bir tane oldu. Ben oyunu oynarken pek oyuncu sayısı çok fazla yoktu. Bu yüzden oda bulmakta sıkıntı çekiyorduk. Düzeldi mi bilmiyorum. Yani savaşa bastığımda ciddi anlamda böyle bir bekliyorduk yani. Ve oyun yüklendi. Başlatmak için ateş tuşuna basın. Ve oyundayız. Evet, yani oyunun grafikleri kötü değil kesinlikle. İyi hatta. Ama çok mu iyi? Hayır. Hani çok da iyi değil. Ve kilimi aldım. Şurada da biri var. Gördüm. Orada bekleyin. Bu arada zıplama yok oyunda. Oyun grafikleri iyi demiştim. Aynı zamanda çok da güzel bir hikayesi var. Eğer okumak isterseniz, ki hikaye görevleri de ciddi anlamda kaliteli görevler. Ben okumanızı öneririm. Yani hikayeyi okuyun arkadaşlar. Okuyarak gidin. Atlamayın yani hikayeleri derim ben. Orada atladık, oradan iyi olmadı. Öldü mü adam? Atmosfer anlamında da şehre zaten girdiğinizde göreceksiniz. Böyle bir etrafta hani bir, nasıl diyeyim, bir dağınıklık durumu söz konusu. Hani suçlular ortalığı işgal etmiş.
Daha sonra da polisler el koymuş duruma gibi böyle bir ortam söz konusu oyunda. Hop oyun dondu. Hiç olmadı bu iş. İki kişi öldürmüşüm ama oyunun birincisiyim, iyi. Güzel. Takımımın birincisiyim daha doğrusu. Hadi. Yapma. Oyundaki sınıf sisteminden bahsedeyim biraz. Oyunda çok fazla sınıf bulunuyor. Level atladıkça yeni sınıflar açıyorsunuz ama daha çok bir sınıf üzerinde odaklanıp onun üzerine oynamak daha mantıklı. Bu arada ben şunu kullanmıyorum. Kullanmam lazım. F4'e basarak cam basabiliyoruz. Şu anda o item var daha doğrusu. Cam basmak için kullanılan item var. Ama daha değişik itemler alabiliyoruz. Şu anda F1'de bir tane de pasif itemim bulunuyor. Ve bir daha ödüm. Biri bomba üzerine bomba atıyor. Bombanın atmanın da bir tuşu varsa, ha pardon. Sınıflara hazır sınıflara level atlatabiliyoruz ama üzerinde çok fazla değişiklik yapamıyoruz. Yani silah falan tamamen kendi hazırlıyor kendimiz level atlattığımızda. Onun yerine karma bir sınıf kendimiz de oluşturabiliyoruz. Biraz daha üzerine yani uğraşılması gereken bir şey oluyor bu. Ama eğer düzgün hazırlarsanız çok ciddi anlamda sağlam oluyor. Normal hazır sınıflara göre çok daha güçlü oluyor sınıf. Vermi. Aslında bir de bu arada Craft oyunun adı Crimecraft bildiğiniz üzere. Sadece shooter üzerine kurulu değil. Craft falan yapabiliyorsunuz oyunda. Yani NPC'lere karşı savaşıp o oyunlarda çeşitli eşyalar toplayıp bu eşyaları birleştirerek ya da bu eşyaları kullanarak çok daha iyi silahlar ya da silah parçaları yapabiliyorsunuz. Silahınızı modifiye etme kapsamlı bir şekilde etkili oyunda. Ve patladık. Şu anda iyi oynuyor gibiyim biraz. Yeniliyoruz gerçi ama pardon yanlış tuşlara basıyormuşum. 9 adam öldürmüşüm. 93 skorum var. Oyunun birincisiyim evet. El bombam falan olmadığı halde yani bir level bir oyuncu için biraz iyi gibiyim. ...84 health'im var. Biraz taktiksel oynanması gereken bir şey. Yani TPS'nin avantajlarını kullanmazsanız bu oyunda batabiliyorsunuz yani. TPS'nin avantajlarını kullanmanız gerekiyor. Görüş açınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Sniper örneğin sniper olarak oynarken tabii ki doğal olarak sağ kliğe bastığınızda FPS'ye geçiyorsunuz. Yani dürbünden görüyorsunuz oyunu. Burada öncelikle TPS'den adamın yerini bulmak önemli. Örneğin bu tarz taktiksel bazı hareketlerde bulunmanız gerekiyor. Sanırım şurada birileri var ama bizdenmiş onlar. Hop hop hop. Gördüm. Örneğin şu şekilde. Şuraya bir saklan. Gelmeyecek adam anlaşılan. Ben çıkayım. Hop 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 hop. Ne öldü? 14 kill'le güzel gidiyorum. Oyunda bir tane 12 level var. Hala geçememiş beni. Bu arada oyuna ilk başladığınızda kendi level'larınıza göre Allah! Kendi level'larınıza göre bir odaya sokuyor sizi. Ama daha sonra da yani ben 33 level karakterimle oyuna girdiğimde çok ciddi anlamda fazla yüksek level'ların olduğu odalara giriyordum. Otomatik olarak o odalara atıyordu beni. Ya da isterseniz bir grup kurup o grubun odasına da geçiş yapabiliyorsunuz. Hani böyle bir seçenek de var. Bu arada sadece PvP yapmıyorsunuz. PvE üzerine kurulu modlar da var işte. Survival tarzında mesela bir alanı korumanız gereken modlar falan var. Bunlar da hani oyun süresini arttıran şeyler tabii doğal olarak. Hani sıkıldığınız zaman PvP'den arada sıkılabiliyorsunuz. Bir anda geçiyorsunuz ona, biraz takılıyorsunuz orada falan.
Aynı zamanda hani bu odalarda tek başınıza olmak durumunda da değilsiniz. Co-op şeklinde hani arkadaşınızla beraber odaya girip botlara karşı kapışabiliyorsunuz. Oyunun asıl güzel özelliği tabii Türkçe desteği olması. Sesler Türkçe seslendirme yok oyunda ama diğer bütün yani yazılı her şey Türkçe, tamamen Türkçe ve güzel kaliteli bir şekilde çevrilmiş. Hani ben biliyorum oyunu Türkçe'ye çevirmek için bir ton çaba harcayıp oyunu daha da batmış bir hale getiren bazı firmalar da var. Yani bu oyunun Türkçeleştirmesi iyi göründü bana. Ayrıca lag problemi de ben yaşamadım hiç ki internet hızım da öyle çok ağam şahım iyi bir seviyede değil. Yine de sorun yaşamadım şimdiye kadar. Biraz kontrolleri ilk oynamaya başladığınızda sıkıntı çıkarabiliyor yalnız. Şimdi hatırladım bunu da. Ben oyuna ilk girdiğimde hani direkt olarak soğumuştum oyundan. Zaten space'e basıp zıplayamıyoruz oyunda hani. Sadece şunu kayma işini yapıyor. Yani sensitivity falan oyunun sağ tıklayarak ilerlemesi falan çok ciddi sıkıntı ediyor yani şunlar. Çıkart kafanı oradan. El bombam yok, gelemiyor. Öldün. Salık. El bombası düştü adamdan. Evet yani oyun daha çok yapı olarak bu tarzda. Bu arada oyunda ciddi anlamda aşırı fazla harita olduğunu biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Çok fazla harita var. Yani ben 33 level karakterimle hala oynamadığım haritalar vardı yani. Bayağı bir haritamız var. Tabii bu haritaların hepsi her modda oynanmıyor. Yani sadece belli modlar için yapılmış haritalar olduğu için bazı modları sevmiyorsunuz, o haritaları hiç oynamıyorsunuz. Ayrıca oyunun yine güzel bir modu, Dota modu var oyunda. Direkt olarak Dota modu olarak geçiyor oyunda ismi. Ne yaptığınızı anlatmama gerek yok sanırım. Biraz da Dota oynuyorsunuz yani. Biraz oynayan sayısı az olduğu için sıkıntı yaratıyor ama hakikaten keyifli ve orijinal bir mod olmuş bu. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben livinggames.com'dan Onur. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar.